O'likka ishlab zerikdingizmi? Akalar, u shaxsiy biznesingizni rivojlantiradigan payt yetib keldi. Rossiyada yurgan hamyurtlarimiz Ozon va Vibers kurslarida do'stlar bemalol onlayn o'qib hamda offlayn o'qib daromadga chiqsangiz bo'ladi. O'zbekistonda yurgan yurtdoshlarimiz esa do'stlar Uzun va Wildberries kurslarida ham onlayn ham offlayn kurslarni o'qib turib, o'zingizni shaxsiy biznesingizni rivojlantirsa bo'ladi do'stlar. Sof akademiya jamoasi barchangizga juda yaxshi tanish. O'zimni akalarim bo'ladi do'stlar. Bilasizlar, sizlarga yomon narsalarni umuman tavsiya qilmayman. Meningcha, ikkilanib o'tirishga hojat yo'q. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, Ramazon oyi uchun 100 dollarlik chegirmaga ega bo'lsangiz bo'ladi. O'z shaxsiy biznesingizni rivojlantiring. Biz sizlarga o'z hissamizni qo'shganimizdan xursandmiz do'stlar. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd, assalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Aqida darslaridan birodarlar, siz bilan bizning hamshaharimiz Sirojiddin O'shining Badul Amoli asarini o'qiyotgan edik. Bugun 55-chi baytga keldik. 55-chi baytning mavzusi ulug' hisob-kitob bo'lishi bayoni. Sirojiddin O'sha aytadi: "Hisabun nasi ba'dal ba'si haqqun" فَكُونُوا بِالتَّحَرُّزِ اَنْ وَبَعْلِي Qayta tirilishdan keyin insonlarni hisob berishlari haqdir. Shunday ekan, ey insonlar, yomon oqibatdan saqlanishda bo'linglar. Nazmiy bayoni, qiyomatda hisob bo'lmog'i aniq, yomon oqibatdan saqlan haloyiq. Matn sharhi, bu baytdan biz nima tushunamiz? Sirojiddin o'sha aytadi, ey odamlar, kelajakda hisob-kitob bo'lishiga aniq. Shuning uchun bu o'tkinchi dunyoga aldanib qolmanglar. Zimmalaringizdagi Alloh taoloni yuklagan vojiblarni ado qilinglar. Agar hozir ado qilib amal qilmaydigan bo'lsanglar, qiyomat kunida bu amallarning evazini, badalini to'laysizlar degan ma'no tushuniladi. Sofolloh yor bobomiz bu haqida aytadi. Udur hokim nechukkim hukm qildi, tiril degach hamma olam tirildi. Yig'ar mahshar yerida barcha jonni, so'rar bandasidan yaxshi yomonni. Qiyomat qoyim bo'lganida birodarlar, siz bilan biz qilgan yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin amallarimiz har bittasini hisob-kitobi bor. Astagfirullah. Faman ya'mal misqola zarratin khayron yara va man ya'mal misqola zarratin sharron yaro. Bas, kimki dunyoda zarra miqdorida yaxshilik qilgan bo'lsa, uni qiyomat kunida ko'radi. Kimiki zarra miqdorida yomonlik qilgan bo'lsa, uni ham ko'radi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, kaftingizni yerga qo'ying deydi. Shu oyatni tafsirida. Ko'taring, qo'lingizga har bitta ilashgan narsa zarra deydi. Siz bilan biz e'tibor bermagan gunoh amallar bor. Juda ham mayda. Aytishlikka ham, gapirishlikka ham hojati yo'q. Shuni ham hisob-kitobi bor. Va siz bilan bizdan sodir bo'ladigan savobli amallar bor, katta kichik. Maydalari bor. Aytishga arzimaydigan, lekin buni ham nimasi bor? Ajri bor. Hozir burilib ko'chadan bu yoqqa yursak, ehtimol o'tirganda shu ukamiz o'rtada bir tunikami kardonmi turibdi. O'tib ketadi, bir tepchaga chiqarib oladi. Mayda ishmi bu? Akalar, iymonda eng kichkina ko'rinishi. Imatatul ada anit tariq. Eng oliysi la ilaha illalloh, eng quyusi yerda yotgan odamlarga aziyat beradigan narsani chekiga olib qo'yishlik. Qiyomat, birodarlar, siz bilan bizni e'tiqodimiz. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi deb sanaganimizda iymon keltirdim Allohga, maloikalarga va qiyomat kuniga. Qiyomat haq, u kunda tarozi qo'yiladi va nazaul mavazinal qistali yawmil qiyama.
O kunda deydi Alloh taolo, biz adolat tarozisini qo'yamiz deydi. Shuning uchun dunyoda biror-biroga zulm qilsa, biror-biroda haqqi qolib ketsa, ololmagan bo'lsa, hech ham o'kinmasin. Qiyomat bor. Albatta qiyomatda Alloh azza va jalla haqlarni undirib beradi. Qiyomat kunida har bir insonni qo'liga kitobi ushlatiladi. U kitob yo oldi tomondan o'ng qo'li bilan oladi, yo orqa tomondan chap qo'li bilan oladi. Bu kitob uning hayotda qilib o'tgan amallari yozilgan kitob bo'ladi. Astaydi billah. Va kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi va nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Biz har bir insonning amalini bo'yniga ilib qo'ygandirmiz. Qiyomat kunida unga ochiq holida uchratadigan kitobni chiqarib beramiz. Qo'lida shu kitobi bo'ladi. Iqro kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Ana shu kitobi qo'liga tutilgandan keyin aytiladi. Kitobingni o'qi. Bugun o'z shaxsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir. Qo'lingda turadi kitobing. Ana shu kunda esimizdan chiqarib qo'ygan paytimizda haddimizdan oshib kibrga berilib, birovga zulm qilamiz. Birovga tuhmat qilamiz. Mansab talashamiz, bo'xton qilamiz, haq huquqlarni poymol qilamiz. Agar mana shu qiyomat kunini borligi esimizda tursa, ajal sal turib kelib qolishligi mumkinligi esimizda tursa, gunoh ma'siyatdan tiyilishimiz juda ham oson bo'ladi, birodarlar. Demak, bu kitobda boyaga insonning qo'liga beriladigan qiyomat kundagi kitobda yaxshi yomon amallarning hammasi yozilgan bo'ladi. Ana shu qilingan amallarning ichida savoblariga Alloh taolo mukofotni ko'paytirib beradi. Bu Alloh taoloning fazli. Endi ana shu kitobga yozilgan gunohlarga Alloh taolo jazoni shu gunohiga yarasha beradi. Bu adolati. Bitta qilgan savobli amalingizga 10 ta, 700 ta yoki undan ham ko'paytirib beradi Alloh. Bu Allohning fazli. Endi gunohingizga ham xuddi shuna qilib ko'paytirib berganda adolat bo'ladi. Lekin Alloh taolo bitta gunohga berganchalik jazoni berib ko'paytirib bermaydi. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalaha va man ja'a bis sayyati fala yujza illa mithlaha va hum la yuzlamun. Kim bir hasana qilsa, unga 10 barobar qilib yoziladi. Kimki bir yomon ish qilsa, faqat o'sha gunoh miqdorida jazolanur. Ularga nohaqlik qilinmaydi. Shuning uchun birodarlar, qiyomatga borganda Alloh taoloning fazli hammamiz ustimizda haq bo'lsin. Chunki jannatga hech kim qilgan amali bilan kira olmaydi. Jannatga kirishlik Alloh taoloning fazli bilan bo'ladi. Ammo do'zaxga kirishlik Allohning adolati bilan bo'ladi. Agar qiyomatda Alloh taolo hammaga adolat qilsa, ya'ni shu bandalarda o'zlariga loyiq bo'lgan muomalani qilsa, jannatga hech kim kira olmaydi. Inson toifasidan tashqari mana jinlar toifasi bor, birodarlar. Ana shu jinlar toifasi ham qiyomat kunida azobga giriftor qilinishligi aytilgan. Mana jin surasida Alloh taolo xabar beradi, astadi billah. Va ammal qositun fa kanu li jahannama hatoba. Ammo yo'ldan ozganlarga esa bas ular jahannamga o'tin bo'lguchi kimsalardir. Jin surasi. Birodarlar, mukallaf inson va jin. Nima degani bu? Yelkasiga shariat taklifotlari yuklatilgan maxluq ikkita, inson va jin toifasi. Maloikalarda taklifot yo'q, chunki ularda ixtiyor yo'q. Qiyomat kunida taroziga olib kelinadigan inson va jin toifasi bo'ladi. Inson tuproqdan yaralgan, jin olovdan yaralgan, ikkalasini ham ixtiyori bor, birodarlar. Mana endi mu'min bo'lgan jinlar jannatga kiradimi, yo'qmi? Jinlarning ichida birodarlar musulmonlari bor, kofiri bor. Jinlarning ichida yaxshi xulqlari bor, bad xulqlari bor. Mana jin surasini o'qisak, ko'p narsadan xabardor bo'lamiz. Mana aytdik, jinlar ham insonlarga o'xshab shariy taklifot yelkasiga yuklatilgan. Kofirlar do'zaxga ketadi, endi mu'min jinlar jannatga kiradimi, yo'qmi?
Bu dünyada siz bilen biz cinlerini körü almayınız. Ama onlar bizi körede. Şimdi mumin cinler cennetke kiradı mı yok mu degen mesela ıhtılaflı buladı. Bu hakkıda Badriddin Şibli Hanefi özünü Akamul Marcan Fi Ahkamil Can kitabıda törkül fikrini kildiredi. Hazır mumin cinler cennetke kiradı mı yok mu degen meselege aytilgen törkül fikrini okuyunuz. Birincisi Cumhur ulamalar mumin cinlerini cennetke kiradı deb aytishadi. Bu karışını Abu Ya'la, Abu Yusuf ve başka köpçilik ulamalar etişerdi. Demek birincisi, mumun cinler cennetke kiradı. İkinci fikir, cinler cennetke kirmiydi, belki cennetin etrafı da buluşerdi. İnsanlar onlarını körüşerdi, onlar ise insanlarını körüşmüydü. Yani bu fikir, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet, İmam Abu Yusuf, İmam Muhammedlerinin fikirleri. Üçüncüsü, cinler Araf'ta buladı. Araf bu arasat, cennet ham, dozda ham bulmayan cay, cennet bulan dozda ortasındaki devar deyildi. Ta Allah özü hüküm kıma günüçe, imanı var, cennetke ham, dozdaki ham, kilişlikke, emelleri barabar bakıyken, mumunlar turadı deyildi. Allah hüküm kıyışı şöyle turuşadı deyildi. Demek üçüncü kavulda, cinler, mumun cinler. Araf'ta buluşadı, arasatta deyildi. Törtüncü fikir, bu hakkada umuman şimdisinde yapılmasını gerek deyildi. Birincisi de kirada deyildi, ikincisi de atrafı da buladı dedi, üçüncüsü de araf da buladı dedi, törtüncüsü de... Yani bu masalanı kötüleri yakalaştığımız gerekmez. Çünkü kıyamette sizi cennetke cinler kirada mı, kirmiydi mi, bilgen mi sende soralmıydı. Bu sizden hesap kitap kullanılırken meselemez. Makul mu? Yani şu orunda cinler bilen şeytanlar da arasındaki farkına hem bu kadar ayet büyüsek maksatı muvaffak oladı. Şeytanlar ve cinler arasındaki fark. Bu hakkıda buradalar bana şu cin bilen şeytan da ortasındaki fark hakkıda Akidatul Mumin kitabı da şimdi değildi. Cinler iki türlü buladı. Şeytanlar, cinler. Şeytanlar bunlarda hiç kanaka yakşılığı bu miydi? Cinler bunların arasında Müslümanlar yan buladı, kafirler yan buladı. Özü aslında şeytan ham, cin ham bitten arsa. Cin taifası. İmandan ketken, küfürge ketkenleri şeytan değildi. Uyakka yürmegenleri cin değildi. Şunu anlayayım mı? Şeytan cinden aslı özü bitti. Ana şu bize deyken iblis aleyhillâne. Şeytan ham özü aslında cin bugün. Cinler arası diyen buradalar, insanlar da arası da bugün kebi, kuşfirlileri var. Yaman hulkluları var, Müslümanları var, kafirleri var. Ettik bana şeytanlar aslında cin taifasından. Allah-u Teala ayette de sallallahu ve iz kulna lil melaiketi zcudu li Adem'e fesecedu illa iblis. Allah-u Teala melaikelerge Adem'e secde kılıyor dedi. Şunda melaikeler hemen secde kılıştı fakat iblis secde kılmadı ve Allah ayette de fakana kana minel cin. O cinlerden idi. Ana şu Adam Aleyhisselam'a secde kımasından kibir kıma günüçe cinlerden idi. Bana indi secde kımadı. Allah'ın hükümeden çıktı. Fafasaka an amri Rabbi. Rabbisinin emrige boyun sunuştan boş tarttı. Ana şundan ki iblis değildi. İblis degeni Allah'ın rahmetinden naümit degeni. Şunu alayım mı? İblis'e hem şeytan hem özü bir tanesiydi, cinlerden bu genedi. Şeytan bana şu ilahi rahmattan kovuldu, hemme yakşililerden mahrum oldu, şimdi bana şu işler, onun zürriyatları hem yarası bu kaldı. Çünkü şeytanlar da yakşilik bu miydi? Onlar fakat yamanlığı buladılardı. Şimdi bu şeytanlarda misalını, ilandı misalı yokuşatsa buladı. İlandan ilan tokuladı. Ve ilandı bitti işi, zahar salış. Bu düşünce yokuşa geldik. Şeytandan şeytan tokuladı. Şeytandan şeytan tarkaydı. Şimdi şeytan deyişi hamamız gibi malum. Şeytanga aylangan aşaddilerini marid deyiladi. Şimdi bundan hem artık tuğyanga ketken bosa, kus kuvvetli bosa, ifrit deyiladi. Bana Kur'an'da Allah-u Teala aytadi, estağfirullah.
İnna zayyanna semaa ad-dunya bizinatin il-kawakib ve hifzan min kulli şeytani marid. Dar haqiqat biz eng yaqin osmonni yulduzlar bilan zinatladik va uni har bir itoatsiz marid shaytondan saqladik. Mana endi ifrit Sulaymon alayhissalomni qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, ana shu malikaning taxtini kim meni oldimga olib kelib qo'yadi deganida ana shu jinlardan bo'lgan ifrit aytdi. Qola ifritu minal jin ana atika bihi min qabl an taquma min maqamik. Shunda jinlardan bo'lgan bir ifrit, kuch quvvatga to'lgan ifrit, men uni sen o'rningdan turishingdan ilgari senga keltirurman dedi. Demek, kuch quvvatni cho'qqisiga chiqqan jin ifrit deyilar ekan. Yana shaytonlarni vasvasa qilish haqida Qur'oni Karimda ham xabarlar kelgan. Astagfirullah. Va kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zuhruf al-qawli ghurura. Shuningdek, har bir payg'ambarga insu jinning shaytonlarini dushman qilib qo'ydik. Ular aldash maqsadida soxta xushsuqonlik bilan bir-birlariga vasvasa qiladilar. Demak, shaytonlarni jinlardan bo'lishligiga mana shu oyat dalolat qilib turibdi. Endi yana bitta savol. Jinlarning musulmoni bor, kofiri bor ekan. Shaytonlar yo'ldan ozgan jinlar ekan. Endi shayton ham musulmon bo'lishi mumkinmi? Shayton deganda o jannatdan quvilgan g'ilamli shaytonni tushunmaylik. Umuman shayton toifasini tushunaylik bu yerda. Iymon e'tiqoddan ketgan, kufrga yurgan, ana shu iblisni askari bo'lgan shayton musulmon bo'ladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: La talji'u alal mughayyabati fa inna ash-shaytana yajri min ahadikum majrad-dam. Eri yonida bo'lmagan ayollarning huzuriga suqulib kirmanglar. Chunki shayton har biringizning qon tomiringizda yuradi. Ya'ni yonida eri bo'lmagan, eri safarda bo'lgan yoki ersiz bo'lgan ayolni oldiga musulmon erkak kirishi mumkin emas. Rasulat deyaptilar, chunki shayton qon tomirlaringizda yuradi sizlarni, vasvasa qiladi. Shunda sahobalar va minka ya Rasululloh sizda hammi dedik. Ya'ni qon tomiringizda sizda ham shayton bormi dedik. Qola va minni valakinnalloha a'anani alayhi fa aslam. Ha, menda ham, lekin Alloh unga qarshi menga yordam bergan va u musulmon bo'lgan dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qon tomirlarida yuradigan shayton Alloh taolo yordam berdi payg'ambarimizga, iymon keltirdi. Demak, ushbu hadisda fa aslama kalimasi keldi. Musulmon bo'lgan lafzini barcha raviylar o'tgan zamon fe'li, ya'ni musulmon bo'ldi ma'nosida deb aytishadi. Faqat Sufyon ibn Uyayna rahmatullohi alayh kelasi zamon fe'li, ya'ni men uning yomonligidan salomat bo'laman ma'nosida aytgan deydi. Jumhur ulamolarning gapiga ko'ra, bu ya'ni shaytonning musulmon bo'lganligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zining xususiyatlaridan deyilgan, boshqa bironta bir odamga bu narsani nisbat qilib bo'lmaydi. Odatda shayton musulmon bo'lmaydi, ammo xossatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shaytoni musulmon bo'lgan va u zotni faqatgina yaxshilikka buyuradi. Sirojiddin o'sha aytadi: Hisabun nasi ba'dal ba'thi haqqun fakunu bi't-taharruzi an wabali. Qayta tirilishdan keyin insonlarni hisob berishlari haqdir. Shunday ekan, ey insonlar, yomon oqibatdan saqlanishda bo'linglar. Nazmiy bayoni: Qiyomatda hisob bo'lmog'i aniq, yomon oqibatdan saqlan xaloyiq. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz.
va shu bilan birgalikda deportatsiyaga zapretni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.